Merhaba sevgili dostlarım. Bu videomuzda kombinin derecesi kaç olmalı, kombiyi kaç derecede kullanmalıyım gibi sorularınızın cevabını vereceğim dostlar. Sizden gelen sorularda özellikle kombinin derecesi kaç olmalı, kombiyi kaç derecede kullanayım gibi bir soru var. Dostlarım bunu ben kendimden baz alarak anlatacağım size. Tabii ki her insanın vücut yapısı, oturduğu evin yalıtımı, yalıtımsızlık olayı veya üşüme üşümeme oranı farklıdır. Bayanlar üşür, erkekler üşümez, erkekler üşür, bayanlar üşümez. Tabii ki bunu siz kendinize göre daha iyi ayarlayacaksınız. Fakat ben size bir yol göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben kombimi kaç derecede kullanıyorum? Hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Ay ay söyleyeceğim. Ayları baz alarak söyleyeceğim arkadaşlar. Biz Kasım ayında yakmaya başlıyoruz. Hemen şuraya Kasım yazalım. Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayının sonuna kadar hemen hemen yakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size kombimi kaç derecede kullandığımı söyleyeceğim. Normal değerleri siz de kendinize göre çıkarın. Şimdi bu kombi derecesi diyelim şuraya. Ayardan bahsediyorum. Tabi ısınma suyu yani kullanım suyu içinde ayrı, ısınma suyu için ayrı konuşacağım. Bu kombiye verdiğim değer arkadaşlar ev sıcaklığı şöyle ayıralım. Şimdi dostlarım Kasım ayına girdiğimizde dostlar Kasım ayının 15'inde falan arkadaşlar ben kombiyi sıcakta 38 derecede çalıştırıyorum. 38 derecede çalıştırdığımda Kasım ayını biliyorsunuz. Bir de şuraya şey yazalım unutmadan arkadaşlar dış sıcaklık. Yani bizim bulunduğumuz bölgedeki dış sıcaklık 5 ile 15 derece arasında. -5 ile 15 derece arasında pardon değişiyor kış aylarında. Bazen 15 dereceye çıkıyor. Gündüz 15 derece oluyor. Gece -5 derece oluyor. Ortalama bir değer bu. 38 derecede yakıyorum arkadaşlar. Evimin sıcaklığı 23,5 santigrat derece. 23,5 derece. Şöyle yapalım. Dışarısı zaten 5'e 15. Hatta Kasım ayında arkadaşlar onda yazayım ben size Kasım ayı için. Kasım ayında 5 ile 20 derece arasında değişiyor. Aralık ayına geldiğimizde arkadaşlar Aralık ayında dış sıcaklığımız 3 ile 14 derece arasında değişiyor. Bulunduğum bölgede. Aralık ayında ben kombimi kaç derece ayarlıyorum? 40 derecede yaktım arkadaşlar. Ve evin sıcaklığı yine 23,5 santigrat derecelerde. Ocak ayı için konuşalım arkadaşlar. Ocak ayında ben kombimi kaç dereceye çıkarıyorum? Çünkü havalar soğumaya başlıyor. Hava -2 ile 12 derecelere düşüyor arkadaşlar. Ben burada kombimi 42 derecede kullanmaya başlıyorum. Evin sıcaklığını düşürmüyorum arkadaşlar. 23,5 derecede 23,5 bu aralarda değişiyor. Şubat ayına geldiğimizde dostlarım bizim burada en soğuk mevsim diyebilirim. Yani mevsimin en soğuk dereceleri diyebilirim arkadaşlar. -5 ile +7 derece arasında değişiyor. Buraya da geldiğimizde ben arkadaşlar Şubat ayında kombimi 43 derecede kullanıyorum ve derecem 23 dereceye düşüyor. Çünkü dışarısı soğuyor. Kombi biraz daha fazla çalışmak istiyor. İç sıcaklık yüksek isteyince faturalar şişmeye başlıyor. Daha sonra arkadaşlar Mart ayına geldiğimizde dostlarım ben kombiyi yine 43 derecede devam ediyorum. İçerisi yine 23 derece. Sıcaklık -5 derece ile +5 derece arasında.
Nisan ayında zaten arkadaşlar artık havalar tekrar normalleşmeye başlıyor. Zaten Mart'ın 15'inden 20'sinden sonra düşürmeye başlıyoruz. Tekrar 42 dereceye alıyorum. Oda sıcaklığım 23,5'a tekrar geliyor. Ve hava artık nominal değerlere gelmeye başlıyor arkadaşlar. Böylelikle olayı bitiriyorum. Buradan sizin anlamanız gereken şey arkadaşlar. Ben evimde üşümek istemiyorum. Dolayısıyla ne yapacaksınız arkadaşlar? Kasım ayı geldiğinde kombinizi 38 dereceye alacaksınız. Bakacaksınız duruma. Üşüyor musunuz? Hala yani bütün ev halkından kaç kişi yaşıyorsanız, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi veya 2 kişi, her neyse veya küçük çocuk vardır. Buna göre ayarlamanız gerekir arkadaşlar. 38 derece aldığınızda ısınıyorsanız eğer bu sizin ideal sıcaklığınızdır. Terlemeyeceksiniz ve üşümeyeceksiniz arkadaşlar. Bu sıcaklığı aldığınızda benim nominal sıcaklığımı ben buldum. Yıllardır böyle kombi kullanıyorum. Ben şöyle göstereyim. 22,5 ile 23,5 derece arasında çok rahat ediyorum. Benim konfor sıcaklığım bu arkadaşlar. Klima kullanırken de aynı. Ben 22,5 ile 23,5 arasında çok rahat ediyorum. Klimamı hiçbir zaman yani 18 dereceler, 16 dereceleri düşürmedim. Öyle düşünün. Çok rahat ediyorum. Terlemiyorum, üşümüyorum. Dışarıya çıktığımda hasta olma riskim azalıyor bu durumda. Çünkü çok sıcaktan dışarıya çıktığınızda hasta olabilirsiniz. Birdenbire soğuğu yediğiniz için. Veya da çok soğuktan sıcağa girdiğiniz için hasta olabilirsiniz, çarpılabilirsiniz. Benim konfor sıcaklığım bu arkadaşlar. Siz de kendinize göre konfor sıcaklığı belirleyip bu şekilde devam edebilirsiniz. Ha, kombimi bakın kaç derece arttırıyorum. 38'den 40'a 2 derece, 42'ye 2 derece, 1 derece, 1 derece ve 1 derece düşürüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptım? Kombiyi 5 derece birden yükseltmedim. Yani 38'den 45'e almadım. Neden? Çünkü 45 derece benim için sıcak olabilir. Aynı zamanda oda içerisinde bulunan, ev içerisinde bulunan tüm eşyaların da 23,5 derece sıcaklığa gelmesini sağlıyoruz. Yani bunlar da soğuk. Eve giriyorsunuz, masaya dokunuyorsunuz, masa buz gibi. Yani sonuçta bunun ısınması lazım ki siz evin içerisinde konforlu bir sıcaklık alasınız. Ben bunu ikişer derece arttırarak aynı zamanda ne yapıyorum arkadaşlar? Doğalgazdan da tasarruf ediyorum. Yani ne yaptı? Ben bütün koltukları bütün evin içini 40 dereceye getirinceye kadar kombi 2 derecelik farkla çalıştı. Yani bir tane video var. Benim yine çektiğim bir video var. Kombi derecesini mesela 45'e ayarlıyoruz. Kombi 55'e kadar yakıp 45'e ayarlıyoruz. 50'ye kadar yakıp tekrar 30'da tekrar ateşliyor. Yani ben oradaki farkı aylara yayıyorum. Yani bir ayın içerisine yayıyorum. Birdenbire hadi 5 derece 10 derece arttırmıyorum. Mesela 38'de siz ısınmıyorsunuzdur. 39'u aldığınızda ısınırsınız arkadaşlar. 1 derecelik fark güzel bir fark yani. Çok önemli olmayabilir ama 38'den 39'a çıktığında ısınırsınız. Yani sizin 40 yapmanıza bile gerek yok. Sizin konfor sıcaklığınız farklıdır. Kullanım suyunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Hemen kullanım suyuna yani musluktan, banyodan akan suyu için konuşacak olursak buradan akan suyu da arkadaşlar ne yapıyorum ben? Zaten bulaşık makinesi kullanıyoruz hepimiz. Kullanmayanlar için de ideal bir sıcaklık. Kullanım suyuna gelince ben arkadaşlar kullanım suyunu şuraya kullanım yapalım. Yaz kış fark etmeksizin arkadaşlar. Eğer duş alacaksam 45 derece yapıyorum. Şuraya D yazalım. Duş için kullanacaksak 45 derece yapıyorum arkadaşlar. Zaten mutfakta bulaşık falan yıkamak için, el yüz yıkamak için de duştan çıktıktan sonra da dostlarım normal kullanım suyu diyelim şuraya da. Bunu da 40 derece yapıyorum. Böylelikle benim için harika bir tasarruf oluyor arkadaşlar. Çünkü kombiyi açar açmaz yani musluğu açar açmaz kombi ya 65 derece sıcaklık, 70 derece sıcaklık vermem gerek diye kendi kendini parçalamıyor. Dolayısıyla kombi tam randımanlı olarak yani tam bütün gücünü kullanarak çalışmıyor. 45'e yavaş yavaş geliyor, ısıtıyor, çok da güzel ısınıyor.
Yani zaten evin içi 23,5 derece, 45 derecede duş alıyorsunuz. Gayet rahat bir kullanımı var. Duştan çıktıktan sonra zaten bulaşıkları bir sıyırmak için, el yüz yıkamak için arkadaşlar 40 derece gayet ideal. Böylelikle kombiyi tam randımanlı olarak, yani bütün gücünü kullan, işte hemen bana 65 derece 70 derece su ver demek yerine bu şekilde kullanımım hem 3 yollu vanamı hem kombimin eşanjörünü koruyor arkadaşlar. Çünkü suyu ne kadar çok ısıtırsanız eşanjörler o kadar çok kireç tutar. Ha, eviniz büyük olabilir. Bu da gösterdiğim değerlerden farklı şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi sizin konfor sıcaklığınız farklıdır. Bu konfor sıcaklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kombi derecesi kaç olmalı? Videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.